Buranın, bu caddenin eski 40 sene önceki tarihini biliyorum. Burası sanayiydi. Yani normal İzmit sanayisi buradaydı. O tarihten beri bu caddeyi bilirim. Bu binaların da hemen hemen yani yaklaşık 30-35 yıllık en az olduğunu biliyorum. Bu yamukluk da yoktu. 99 depreminden önce bina vardı. Bunları biliyorum. Şimdi bunun yamukluğu son 10 yıldır veya 8 yıldır biz fark ediyoruz bunu, veya 5 yıldır diyeyim, yani tam o şey yapmıyorum. Geçtiğimiz Ramazan ayında, yani ilkbahar ayında bu binanın yıkılacağı söylendi. Biz de dedik yani tedbirleri alacaklar mı, acaba ne zaman yıkılacak diye şu anda da merak ediyoruz halen. Yani devletten bu konuda bunun tedbirini almasını isterim yani. Çünkü etrafında esnaflar var, oturan aileler var. İşte yani bu binalar da yeni değil. Depremden sonra bazılarında güçlendirme yapıldı. Yani zayıf binalar. Bunların yani detaylı bir şekilde araştırmasını isterim yani şeyini. Bina boş, 6 aydır hemen hemen boş. Burada esnaflar vardı, onlar da çıkarıldı yani. Bilmiyorum yani, biraz endişemiz var yani, binamız o tarafa kayar mı? İşte hani tedbir alınmazsa olabilir. Bunların örneklerini geçmiş İstanbul'da bilhassa bu şeyleri görüyoruz. Dip dibe binalar yapmışlar. Birbirlerine yaslılar yani. Tedbir insan hayatı önemli. Yani burada da bir pandemiden çıkıldı. Yani esnaflar da burada zor durumda. Devletimiz tedbirini alacaktır da yani buradan yine de ben de bir uyarı yapmak isterim yani. İzmit kent merkezimizden Sapanca Gölü'ne kadar olan havza zemin açısından Kocaeli'nin en riskli bölgelerinden bir tanesi. İki tane ilçemizin şehir merkezi de aslında bu bölgede inşa edilmiş. Özellikle İzmit merkezi olarak düşündüğümüzde hem yüksek katlı binalarımızın olduğu hem de nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bölge, bu İzmit kent merkezi olarak nitelendirdiğimiz bölge. Bu bölgede zemin olarak, zemin taşıma gücü olarak Kocaeli'nin en zayıf bölgelerinden bir tanesi. 99 depreminden sonra da bu bölgede çok ciddi sayıdaki binamızda maalesef yatmalar, eğilmeler meydana geldi. Bu da statik açıdan çok büyük bir tehlike arz ediyor. Bizim de sürekli ulusal basına taşıdığımız bu binalardan birkaç tanesinin inşallah yakın zamanda yıkımı gerçekleşecek. Biz kamu marifetiyle diğer binaların da tespitlerinin yapılıp bu binaların da bir an evvel boşaltılması ve yıkımlarının gerçekleşmesini talep ve ümit ediyoruz. Bunun haricinde Kocaeli'nde hala 99 depreminden sonra kalan ağır hasarlı binalarımız var. Birkaç yıl içinde bunlardan bazılarının yıkımı gerçekleşti ama 20'nin üzerinde hala binamız ağır hasarlı, ağır hasar kayıtlı ve bazılarının içinde insanlarımız yaşamaya devam ediyor. Bu binaların da yıkımının gerçekleşmesini takip ve talep ediyoruz. Her türlü zeminde, her türlü inşaat gerçekleşebilir. Dünyada örnekleri var. Denizin ortasında bile 5 yıldızlı, 7 yıldızlı oteller inşa edilebiliyor. Şu andaki inşaat teknolojisiyle. 99 depreminden sonra ülkemizde de inşaat sektörü hem teknolojik olarak hem de yönetmelikler olarak çok güzel mesafe kat etti. Yani şu anda yapı denetim sistemiyle yapılan ve yeni deprem yönetmeliklerine göre yapılan binalarımızda açıkçası hiçbir, İzmir depreminde de bunu gözlemledik, hiçbir can ve mal kaybına neden olacak hasarlar meydana gelmedi. Yani şu anda yapılan binalardan herhangi bir endişemizin olmasına gerek açıkçası yok. Yani güvenle hem satın alabiliriz hem de bu binalarda oturabiliriz. Depremin üzerinden yaklaşık 22 yıl geçecek birkaç gün sonra. İnsanların genel olarak binalarının güvenli olduğu konusunda bazı ön yargıları var. 99 depreminden önce inşa edilmiş binalarda oturan vatandaşlarımızın binalarına test yaptırıp bu binaların depreme dayanıklı olup olmadığını önceden belirlemeleri kendi yaşam sağlıkları açısından çok faydalı olacaktır.
Bunları inşaat mühendislerinden talep edebilirler. Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bağlı lisanslı kentsel dönüşüm firmaları var. Bu firmalar vesilesiyle binalarının depreme dayanıklı olup olmadığını kontrol ettirebilirler. Benim en büyük önerim depremle alakalı bu olacaktır. Thank you.